Neden bu bayraklar? Ne anlam ifade ediyor? İzleyiciler şu bayrakları yan yana birleştirsinler. Şimdi bunlar öncelikle şunu sorayım. Bunların her biri başka bir bayrak. Başka devletin bayrakları mı ve şu değil an mi? Mı kullanılıyorlar? Tuhaf değil mi? Yani hepsi başka devletin bayrağı. Şu devletlerin ismi üstünde yazıyor. Onlara bir yan bakmasınlar, alta baksınlar. Zaten bu planda onun, o büyük bir ihtimalle yazılar görünmüyor. Şimdi Şerif Hüseyin'e Büyük Arabistan kurdururken, kurdurma hedefinde çalışırken, bırakın Büyük Arabistan kurdurmayı nasıl parça parça hale getirdiler biliyoruz. Bayraklarını bile dizayn etme iznini vermediler. Bu komplo teorisi değil. Mark Sykes, o meşhur anlaşmanın mimarlarından diğeri, Mark Sykes diye dizayn etti bayrakları. Mark Sykes'in hayatını yazan Mark Edelson diye bir yazar var. O kitabı çok rahatlıkla izleyiciler uluslararası piyasadan bulabilirler. Eğer üşeniyorlarsa Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde var. Gidip alabilirler. 222. sayfada da bu yazar, yerinde söylüyorum. Şimdi sizi bu yapıdan kopartırken Arnavutları, Arapları, bayrakları bile dizayn etmenize izin vermediler. Kosova'nın bayrağını Arnavutlar dizayn etmedi. Avrupa Birliği dizayn etti. Yani yarın Kürdistan'ın bayraklarına da, Kürdistan'ın sınırlarına da bunlar müdahale edecekler. Şimdi o kadar komik ki bakın, nasıl bir ülkesiniz siz ki 3 tane çizgi. Kaç ülkenin bayrağı böyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ülkenin. Kenardaki 3 ufak... Hemen söyleyelim. Sudan, Kuveyt, Mısır haritası, Suriye haritası, bayrak. Irak haritası, Libya haritası, bayrağı özür dilerim, Yemen bayrağı. Hepsi aynı. Sykes ne yapmış biliyor musunuz? Çizgileri çizmiş, sonra kesmiş kesmiş, bu senin bayrağın, hadi git kırmızı demiş. Kırmızı beyaz siyahın bir... Evet. Alameti var mı hocam? Tabii tabii. Emeviler, Abbasiler tanımlaması var. Hepten de anlamsız değil ama kabul ettirmek için biraz da anlam atfetmiş. Kesmiş kesmiş, bu senin bayrağın demiş. Peki bayraklarınız bile birse siz niye ayrısınız? Ya da peki siz parça parçayken 28 Avrupa ülkesi AB adı altında niye birleşik? Şimdi bakın, bunlar Müslüman ülkeler. Hiçbir tanesinin, bir iki tanesi hariç, Arabistan bu ayrı bir ülke olarak değerlendirilmeli. Hiçbir tanesinin bayrağında hilal yok. Bunlar Libya'nınki yeni bayrak. Hı hı. Burada var diye düşünmeyin. Şu an tam tahmin edelim, iki tanesi hariç. Hiçbir tanesinin bayrağında hilal yok. Siz nasıl ülkesiniz? Bakın Libya'nın eski bayrağı bu. Yeni bayrağı bu. Hilal var. Şimdi bu Mark Sykes'ın dizaynı. Efendim peki hilal olmalı mı? Hilal aramalı mıyız? E bakın, Hristiyan ülkeler haç koyabiliyor pekala. Evet, hatta bugün hepsinde dünyada mevcut. Birleşmiş Milletler'e üye sanırım 194 tane ülke var. Değişiyor, böyle yeni bağımsızlıklar çıkıyor. Hı-hı. Haberimiz olmadan Hristiyan bölgeleri bağımsız yapı veriyorlar. Güney Sudan gibi, Doğu Timor gibi. Ama İslam ülkeleri bağımsızlığa kalktı mı ortalık kan revan içinde. Büyük katliamlar oluyor. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi 194 ülke içerisinde hepsi Hristiyan haliyle değil. 58 ülkenin bayrağında haç var. Ben bir saydım. İzleyiciler sayabilirler. Peki buna karşılık kaç ülkenin bayrağında hilal var? 11 ülkenin. Şimdi kimler geçimsiz, kimler dogmatik düşünüyor, kimler terörist, kimler tavizsiz, bayraklar üzerinden bile anlaşılır. Evet. Burada son cümle şunu söyleyelim. Yani Büyük Kürdistan, Büyük Arnavutluk, Büyük Arabistan kurulmadığı gibi asla kurulmayacak. Sınırları da, bayrakları da onlara bırakılmayacak. İşte bayraklar Araplara bırakılmadığı,